Şimdi buradan isterseniz filmi geriye alalım ve e, operasyon başladıktan sonra Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı bir kez daha dinleyelim. Çünkü şu andaki perspektiften baktığınız zaman yeni bir bir şey var. Satır aralarında o açıklamanın bir şey var. O açıklamanın satır araları aslında belki de Türkiye'nin yeni bir aldığı pozisyonu da bize haber veriyor. Neydi o satır araları? O Hakan Fidan'ın açıklamasına bir, bir kez basın daha bahsedilen Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son son olaydan sonra da e, istihbarat ve güvenlik e, güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri e, açıklığa kavuşmuştur. E, bu vesileyle, e, yani buradan şunu ifade etmek isterim, e, Irak ve Suriye'de, özellikle Irak ve Suriye'de, PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekin meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislere, ve şahıslardan uzak durmasını burada Tavsiye ediyorum ee, silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerinde bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden dur, söyleyebilirim. Dur dur. Şimdi gelin bak başka bir buradaki bu açıklamanın aslında standart bir açıklama gibi gözüküyor. Dışişleri Bakanları genelde, İçişleri Bakanları ya da Başbakanlar, Cumhurbaşkanları böylesine Türkiye'nin terör saldırısı olduğu zaman biz bunun ucunu alacağız. Biz sınır ötesine gideceğiz, vuracağız, edeceğiz bilmem ne açıklamayı yapıyordu. Fakat Hakan Fidan'ın bu açıklamasında satır arasında okuduğumuzda yeni bir şey var. Bugüne kadar duymadığımız bir şey. Hatta iki şey. Bir, diyor ki altyapı, üst yapı ve enerji testlerini vuracağız. Dinleyelim bak orası çok, bak burası çok önemli çünkü. Gel bir Biri. daha e, tesislere daha al geriye biraz. tesislere al, al geriye biraz e, al, den, al, al, e geriye biraz şanslardan daha geriye. uzak durmasını buradan geri al geri al geri e, al e, tesislere ben e, geriye ve daha e, geriye gel gel birazcık daha geriye enerji ya. tesisleri biraz daha geriye PKK ve YPG'ye ait olan bütün alt yapı üst yapı tesisleri Enerji tesisleri. Dur. Bundan sonra. Bundan sonra hedefimiz olacak oluyor diyor. Şimdi buraya burada duralım. Çünkü bugüne kadar böylesine bir altını çizmek yoktu. Gidiyordun işte inlerinde vurduk, mağarayı vurduk, bilmem neyi vurduk. Orada uçaklar kalkıyor, havalanıyor, sihalar iniyor, bilmem ne yapıyor. Bu görüntülerle Türk'ün, Türkiye propagandası yapıldı. Ya da politika bu şekilde gitti. Gidince ne oldu? Çok bir sonuç aldım, hayranına batıp. Bugün görüyoruz ki hala varlığını sürdürüyor. Hala bir şekilde YPG, hatta Amerika'nın biraz arkasında durması maddi manevi desteğiyle artık bir orduya dönüşüyor. Hava kuvveti olan işte ne bileyim otomatik silahlarla Türkiye'ye ateş açabilecek bir güce dönüşüyor. Fakat burada bir konsept değişikliği var. Bu konsept değişikliği aslında biraz çaresizlikten bir de yeni yol arayışından geliyor. Çünkü bugüne kadar dağ taşı bombalayarak bir yere varılmadığını artık herhalde en iyi bilen eski MİT Başkanı, şimdi yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Yeni bir arayış var, yeni bir konsept arayışı var. Çünkü bu şekilde sonuca ulaşılamıyor. E, Amerika arkasında duruyor. Bu sefer diyor ki: "Ha siz böyle mi yapıyorsunuz? Siz burada bu şehirlerde yaşıyor musunuz? O zaman ben bu şehrin sulama şeyini vuruyorum. Bütün sulama şeyini, ne bileyim, ısıtma şeyini vuruyorum ve duruyor orada diyor ki enerjiyi de vuruyorum. Enerji dediğine biraz önce dediğimiz petrol kuyuları. Şimdi onları YPG işletiyor gibi gözüküyor ama YPG kime satıyor petrolü? Bize satmıyor. Kaçak satıyor olabilir de muhtemelen gidiyor bir şekilde bir Amerikan 6 dakika normal şartlarda uluslararası izin olmamasına rağmen ki biliyoruz Kuzey Irak'tan bu hikayelerin nasıl olduğunu daha resmi olarak da gördük, okuduk, biliyoruz hikayeyi ve değiştiriyor. Ve Hakan Fidan diyor ki ha bir dakika biz yeni bir stratejiye giriyoruz ve buraya vuruyoruz. Sonrasında bir açıklama daha da yapıyor. Devam edelim orayı. Güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekin meşru hedefidir. Ee, Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li e, tesislere den, e, ve şahıslardan uzak durmasını burada e, tavsiye ediyorum. Dur. E, Şimdi üçüncü şahıslar dediğini Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki siz bunlardan uzak durun biz bunları vuracağız. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Şimdi bir izleyicimiz diyor ki ya yanlışlıkla vurması normal mi diyor? Yanlışlıkla vurmuyor bilerek vuruyor. Yani bir defa yanlışlıkla bir tane Türk sihası vurulmuş değil. Dışişleri biraz önce Pentagon sözcüsü ne diyor? Amerikan kuvvetlerini tehlikede hissettik. Zaten 4 saat boyunca orada İHA'lar, SİHA'lar bu şeydi. Biz onları çektik, sığınakta duruyorlardı. Dediler ki yarım kilometre kaldı, SİHA geri dönüyor, biz vurduk bunu. Bu olay böyle mi gerçekleşti? Olabilir ama olmayabilirdi. Sonuçta bir Amerikan F-16'sı bir Türk SİHA'sını vurdu mu? Vurdu. Ha şimdi bunu şey diyebilirsiniz ama o genel kurmayın SİHA'sı değildi. Ha evet kaldırdık SİHA'yı biz öyle turist olarak gidiyoruz orada dur bakalım bunun öcünü biz alalım diye yapıyorduk. Değil de herhalde genel kurmay koordinasyonunda olan bir şeydi bayrakları mı başka şey mi bilmiyorum ama yani Türkiye'den bir siha kalkıyor orayı bombalıyor kafana göre şey mi yapıyor 13 yaşında çocuklar kaldırıp göndermiyor herhalde bunu kafasına göre genel kurmay koordinasyonunda olan bir şey. Şimdi e, ne olacağı muamma yani şu anda gerçekten nefesler tutulmuş durumda gerçekten kritik bir günle karşı karşıyayız. Siz bakmayın şu anda bu soğutuluyor bir şekilde üzeri örtülüyor fakat yeni bir konsept yani buna karşılık vermeye yeni bir konsept bulmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Ki dün bir fotoğraf vardı hatırlarsanız işte bugün Ertuğrul Özkök de yazmış ee, işte Hakan Fidan e, İbrahim ne İbrahim İbrahim Kalın e, Genel Kurmay Başkanı Ali Yalçın'ı geçmiş olsun ziyaretine gidiyorlar ve muhtemelen oturup yeni bir strateji belirlemeye çalışıyorlar. Tabii illa böyle burada belirleyecek değiller normal şartlarda yeni bir konsept üretmeye çalışıyorlar. Kolay bir iş değil. Şu anda yani ben mesela Yayın öncesi saatlerdir dış politika uzmanı arkadaşlarımla tartışıyoruz. Kavga ediyoruz. Bayağı bildiğiniz kavga ediyoruz. Niye? Diyorum ki ne öneriyorsun? Diyor ki ya şu anda işte politika mesela bir tanesi diyor ki ya şu anda politika iyi gitmiyor. Türkiye dış politikası burada hiçbir şey yapamaz çaresiz. Şöyle kötü, böyle kötü, böyle kötü. Ben diyorum ki ya ben bu tür eleştiriyi hiçbir şekilde ne dinliyorum ne dinlemek istiyorum. Sen bir eleştiri getiriyorsan belli ki başka bir fikrim var. Bir fikrin yoksa eleştirme kardeşim. Şöyle bir eleştiri var. Bu yanlış, bu kötü, bu yapmamalı. Peki ne yapmalı? Ben bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum olur mu? O zaman ne diyorsun? Ne yapacak? Bence şu anda bakıyorsunuz mesela bunu normal şartlarda normal bir ülkede Mesela dışişleri şeyde böyle bir şeyde ne bileyim CHP'nin kendi kurmaylarını bir araya getirip değil mi Kemal olun şu anda hemen böyle bir dışişleri uzmanlarımızı getirelim. Ünal, Ünal Çevik Bey buyurun gelin Namık'tan buyurun gelin. Böyle bir şey var. Türkiye sıkışmış durumda. Bizim muhalefet olarak buna yeni bir öneri sunmamız lazım. Tamam eleştirelim ben gideyim bu Erdoğan şöyle bu Hakan Fidan böyle yerden yere vurayım da biz iktidarda olsaydık ne yapacaktık? Bunu gösterelim. Türkiye'nin sıkıştığı bir şey. Muhalefet dediğini sadece eleştir değil. Zaman zaman çıkış yolu da gösterir. Bakın emeklilerde gösteriyoruz. Maaşlarını arttırın diyoruz. Bakın ne bileyim işte öğrencilere bilgisayar verin diyoruz. Dış politika da bizim alanımız. Demesi lazım. Diyor mu demiyor. Ya da İYİ Parti'nin demesi lazım. Diyorlar mı? Onlar ya Hakan Fidan'ı eleştirmeyin noktasına gelmiş durumda. Muhalefetin M'si yok şu anda. Ve de diğer muhalif kesimlerde işin kolayına kaçıyor ve bunlar kötü bunlar yanlış yapıyor. Şimdi aslına bakarsanız Hakan Fidan'ın bu söylediği biraz önce yine altını çizeyim. Artık biz bunların işte şeylerine e, inlerine gireceğiz söylemini başka bir platforma taşıyıp biz artık e, buna destek olanları vuracak söylemi tanıdık bir söylem. Tanıdık derken, bunun çok daha ötesini yapanlar var. Yapılsın diye söylemiyorum ama mesela İsrail zamanında e, intihar bombacısı larla şey yapmaya çalışıyor. Mücadele etmeye çalışıyor. Bir dönem kendisini uçuran bir sürü adam vardı yani şeyde Filistin'ler geliyor işte Tel Aviv'de bilmem ne intihar saldırıları düzenliyor. Beni adamlar yeni bir konsept geliştirdiler. Desteklediğim için, önerdiğim için söylemiyorum. Sadece bir örnek olur olsun diye söylüyorum. Dediler ki: "Ha siz gelip burada kendinize havaya mı uçuruyorsunuz? Kendiniz de cennete gittiğinize mi inanıyorsunuz?" Peki o zaman dünyada kim kaldı? Senin ailen kaldı. Gidiyoruz ailenin evini aynı şekilde bombalıyoruz boşalttırıyoruz. Hatta akrabalarını tutukluyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hadi sen git kardeşim. Cennete mi gidiyorsun? Cehenneme mi bundan sonra? Ama dünyada kalanlarda biz cehennemi yaşatıyoruz. Sen bize bunu yaşattıysan diye. Şimdi insan haklarına aykırı mı? Olacak iş değil. Birisinin yaptığı suçtan ailesini suçlamak bilmem ne yapmak. Fakat adamlar terörle mücadele için böyle bir konsept yerleştirdiler, geliştirdiler. Şimdi bakıyorum ben Kürt çevrelerinde bu diyor insanlığa şey, büyük bir katliam bilmem ne şey. Fakat yeni bir konsept arayışını görüyorum şu anda devletin içinde yani biz bu meseleye nasıl karşılık vereceğiz. Şimdi bir yandan Amerika'nın kapısındasın. Diyorsun ki kardeşim bize F-16'ları sat ya da F-16 aldık ama bunları yenileyemiyoruz. Yedek parçası yok, bilmem nesi yok. Diğer yandan Amerika'ya diyorsun ki sen biz bunları YPG'yi bombalayacağız, çekil oradan. Yanındaysan seni de bombalayacağız. Bu ikisi aynı anda yürümeyeceğini biliyoruz. Ben tabii şu çılgınlıkta diyeyim Şimdi mesela o izleyicilerimiz maşallah yani Kurtlar Vadisi coşmuş durumda. Amerika'ya vuralım, Amerika'yla sava savaş ilan edelim, Amerika'ya bilmem ne yapalım noktasında yani Türkiye'ye gaz vermek kolay yani şey. Hadi arkadaşlar yürüyelim arkadaşlar gidelim burada Amerika'yı yerledir bir edelim bilmem ne yapalım. Bunlar kolay. Çok kolay sözler bunlar yani. Verirsin gazı. Çok gördük bunu. Hadi abicim verecek tek takıl tek çakıl taşımız yok bilmem ne ama önemli olan burada aklı serimle yeni Yeni şeyler ya geliştirmemiz lazım, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni e, konseptler yaratmamız lazım. Çünkü buraya kadar geldiği noktada bir Meksika çıkmazına döndük. Meksika çıkmazı denen bir şey var. İç savaşta oluyor mesela. Lübnan savaşında ben e, duymuştum. O zaman ben savaşı yaşayacak kadar yaşlı değilim 70'li yıllarda ama diyelim bir çıkmaz sokakta işte bir tarafa Dürzi nişancı yerleşiyor, öbür tarafa Sünni yerleşiyor, öbür tarafa İranlı bir Hizbullah'ın nişancısı yerleşiyor, öbür tarafta bilmem ne var. öyle bir noktaya geliyor ki kimse hareket edemiyor. Herkes kitlenip kalıyor yani şeyde. Şu anda Türkiye hareket edemiyor. Bu Meksika çıkmazının arasında sıkışmış durumda. Ve de yepyeni çıkış noktaları arıyor.